de sizlere daha önce bahsetmiş olduğum bu teorik bölümü, ikinci teorik bölümü de mutlaka talebeye öğretmeliyiz. Yani cezimli ve şeddeli kelimelere, ayet ve surelere başlamadan önce lafzatullah, ruhanın ince ve kalın okuma hükmü, zamir ve kalkale konusunu burada mutlaka talebeye öğretmeliyiz ki surelere geçtiğinde, elifbadaki surelere geçtiğinde Orada lafzatullahları nerede ince nerede kalın okunacağını, Ruan'ın nerede ince nerede kalın okunacağını en e, az ilk üç kuralını efendim zamirlerin çekilip nerede çekilip nerede çekilmeyeceğinin kuralını efendim kalkala harflerinin nasıl titretilmesi gerektiğini titretilmezse ne olduğunu burada kısaca ne yapması lazım öğrenmesi lazım ki e, sureleri de okurken Elif Bağ'da onları doğru okuyabilsin. Hemen başlayalım. Lafzatullah, Allah lafzı. Bu Allah lafzının kuralı, lafzatullahın lamı nerede kalın, nerede ince okunur efendim e, konusu. Bu lafzatullahın lamı ama iki tane lam var gördüğünüz gibi. Bu ikinci lam şedde ve efendim harekenin olduğu lam. Birincisi okunmayan lam, hareke olmayan lam. Bu harekeli lamın, lamdan önceki harekeli harfinin harekesi fetha ve zamme ise efendim lafzatullah kalın yani lam A sesiyle okunur. Bakın. Vellahu. Lafzatullah'ın lamından önceki harf olan vav'ın hareketi fetha yani üstün olduğu için lamı kalın okuduk. Vellahu okunmaz. Vellahu. Kural ne demişti? Lafzatullah'tan önceki harfin hareketi fetha ve de vamme ise. Bu da vamme'ye örnek. Yani ötreye örnek. Rasulullah derken lafsatullah'ın lamından önceki harfin yani lamın harekesi zamme yani ötre olduğu için lafsatullah'ın lamı yine kalın okunur. Rasulullah. Rasulullah okunmaz. Peki geldik ince okunmasına. Kural ne demişti? Lafzatullah'ın lamından önceki harfin harekesi kesre yani esre olursa lafsatullah ince okunur. Bakın Buradaki B harekesi esra olduğu için lamı ince okuyacağız. Billahi, billahi okunmaz. Okunmayan lamda hareke aldı. Lafsatullah'ın ikinci lamından, harekeli lamından önceki lamda hareke aldı. Esra hareke aldığı için lamı yine ince okuyacağız. Lillahi, lillahi değil. Evet. Kısaca lafsatullah nasıl okulduğunu da nerede ince, nerede kalın okulduğunu da öğrettikten sonra geldik hükmürraya. Yani ra'nın hükmüne. Ra'nın nerede kalın, nerede ince okunacağının hükmüne. İlk üç tanesi, ilk üç tanesi efendim sureleri, namaz surelerini Elif Bağ'ın sonundaki doğru okumak için yeterli diyoruz. Diğer efendim gelen hükümler çok seyrek geldiği için bu aşamada efendim tecrit konusu vermediğimiz için, dersi vermediğimiz için bu üç tanesini yeterli buluyoruz. Bakın birinci kuralda Ra'da hareke olacak. İkinci ve üçüncü kuralda ra-sakin yani cezimli ra'dan önceki harflere bakacağız. Şimdi ra-sakin dediğimizde sakin kelimesini de bir öğretelim talebimize. Sakin deyince iki şey anlayacağız. Bir harfte cezim varsa o sakindir. Bir harfte met harfleri gibi hareke yoksa vavya elif, hareketsiz vavya elifse onlar da sakindir. Bakalım şimdi birinci kuralımıza ne demiştik? Ra'de hareke varsa efendim Ra'nın harekesi fetha ve damme ise yani üstün ve ötre ise Ra kalın okunur. Bakalım Erra Ra'nın harekesi fetha kalın okuduk. Erre okumadık. Erra okuduk. Errahmanı. Bakalım buraya Ra'nın harekesi zamme ise yani ötre ise yine kalın okunur dedik. Niyas ru. Niyas -ru değil. Rullahi. Gördüğünüz gibi Ra'nın harekesi eğer varsa ve esre ise mutlaka ince okunur. Bil bir Bir ru, değil. Bir ru değil. Bir ri. Evet. İkinci ve üçüncü kuralımızda Ra sakin cezimli olacaktı. Ve ikinci kuralda Ra'dan sakin olan Ra'dan bir önceki harfe bakacağız. Ra'dan bir önceki harf birincisi gibi fetha ve zamme ise yani üstün ve ötre ise Ra kalın kesre ise esre ise ince okunur. Bakalım. Men şeker. Tabi şekara durduğum zaman hareket düştü. Buraya da bir efendim arizi cezim geldi. Sakinlik geldi. Efendim bu da cezimli oldu. Sakin oldu. Ra sakin şeker dediğimizde ra'dan önceki harf fete olduğu için ra'yı kalın okuyacağız. Şeker. Demek ki bize geçmiş olan Arapçadan şeker kelimesi bizim dilimizde efendim çok kaba olacağı için dilimize uyarlanmış biz ince okuyoruz. Şeker diyoruz. Ama aslı neymiş? Şeker. Bakın. Kur'ane. Ra sakin, cezimli sakin. Ra'dan önceki harf zamme olduğu için ra kalın okunur. Gür değil. Gür değil. Kur'ane. Evet. Vestabir. Ra sakin, cezimli sakin. Ra'dan önceki harf kesri olduğu için ra ince okunur. Vestabir bir diye dilimizi geriye kıvırmayacağız. Kalın okumayacağız. Bizdeki bir, iki, üçün aynısı. Bir. da bir. Evet. Üçüncü kuralımız. Ra sakin. Ra'dan önceki harf de sakin. Ondan önceki harfe baktığımızda yani Ra'dan itibaren saydığımızda geriye doğru üçüncü harf, üçüncü kuralın üçüncü harfi. Fetha ve zamme ise üstün ve ötre ise Ra kalın kesre ise yani esre ise ince. Bakalım biz sabri durduğumuzda ne oldu? Ra'nın harekete düştü. Buraya da bir cezim geldi. Arzi sakinlik geldi. Biz sabr, Ra sakin. Ra'dan önceki B de sakin. Ama nasıl sakin? Cezimli sakin. Ondan önceki harf fetha olduğu için saat ra kalın okunur. Bakın biz sabr. Değil mi? Efendim kalın okuduk. Ra sakin fi sudur derken harekesi düştü. Bu ra da ra'da sakin oldu. Ra sakin. Ra'dan önceki harf de sakin. Vav. Wow. Ama nasıl sakin? Cezimli değil. Harekesiz met harfi. Hareketsiz sakin. Ondan önceki harf yani ra'dan geriye saydığımızda üçüncü harf fin harekesi ne olduğu için ötre olduğu için ra kalın okunur. Fi sudur. Gördüğünüz gibi delin inceliğini ra'ya vermeyeceğiz sodür diye ra ince okumayacağız. Çünkü neden? Ra, ra sakin, ra'dan önceki harf de sakin. Ondan önceki harf vamme yani ötre olduğu için ra'yı kalın okuyacağız. Dilimizi hafif böyle geriye kıvırdığımızda sodür diye ra'yı kalın okuduk. Evet gelelim ra'nın 3. kuraldaki ince okunuşuna. Gadirun, gadir bu iki ötre düştü buraya da bir cezim geldi. Sakin bir ra oldu. Gadir, ra sakin. Ra'dan önceki harf de sakin bakın ye hareketsiz met harfi hareketsiz sakin. Ondan önceki del es kesre olduğu için yani esre olduğu için ra ince okunur. Kadir. Kadir. Evet. Dilimizi geriye kıvırmayacağız. Kadir diye kalınlaştırmayacağız. İnce, oku ince okuyacağız. Kadir diye. Evet. Üç tane kuralı da öğretmiş olduk. Böylece ra'nın nerede ince, nerede kalın okunacağının bu üç kuralı efendim Elif sonundaki namaz surelerini okurken bize yeterli ve lüzumlu olacak. Geldik zamire. Zamir nedir? Bizim Türkçemizin dil bilgisinde de isimlerin yerine kullanılan o, şu, onlar gibi efendim kelimeler, edatlar zamirdir biliyorsunuz. Burada da Arapçada da öyle. Kelimenin sonundaki H'ler, Arapça kelimelerin sonundaki H'ler efendim zamirdir. Çoğu yerde bunlara kapalı H'ler deniyor. Ama ben kapalı H denmesini istemiyorum. Neden? Çünkü kapalı olmayan, bakın şunlar kapalı olabilir belki ama kapalı olmayan şu şekilde kuyruklu H'ler de var. Buna ne diyeceğiz? Kelimenin sonundaki H'ler. Bakın şu şekilde gelir kelimenin sonunda. Efendim şu şekilde gelir. İnnehu bihi ileyhi. Bakın şu şekilde açık da gelebilir. Fihi değil mi? Bazı harflere H birleşmediği zaman boşa yazılması gerektiği şekilde şu şekilde efendim yuvarlak olarak gelir enzelnahu, huzuhu gibi. Bunlar nerelerde çekilir, nerelerde çekilmez? Bunlar da eğer bu zamirlerden h'lerden önceki harf sakin ise h'ler uzatılmaz. Ama h'lerden önce yani bu zamirlerden önceki harfin harekesi varsa feta da olabilir, kesra da olabilir, vamda da olabilir. Bu h'ler uzatılır. Bakalım şimdi innehu dedik he zamir zamirden önce inne, nun'da ne var? Hareke var. Demek ki bu he'yi ne yapacağız? Çekeceğiz. Çünkü kural ne dedi? Zamirlerden önce he'lerden önceki harfin harekesi varsa he'ler uzatılır bir elif miktarı meti tabi'i gibi. Orada sanki bir mukadder ne var? Bir efendim vav var. İnne hu. Bakın. Bihi. Burada da sanki mukadder bir ne var? Y var. Efendim zamir ne oldu? Bir elif miktarı meti tabi'i gibi uzadı. Neden uzattık? Zamirden önceki harfin harekesi B'nin harekesi var. Şimdi gelelim nerelerde zamir çekilmez, uzatılmaz, kısa okunur. Zamirlerden önceki harf sakinse. Sakin deyince ne anlıyorduk? Bir harf cezimli ise sakindir. Bir harf met harflerinden biri hareketsiz olan bir met harfleri varsa efendim onlar da nedir? Vav ya gibi sakindir. Evet. İleyhi. Bakın H, zamir Zamirden önce ne var? Cezimli bir sakin harf var. Y var. İleyhi, İleyhi olmaz. Başka fihi. Zamirden önce hareketsiz bir met harfi gelmiş sakin. Yine çekilmez. Fihi olur. Fihi olmaz. Enzelnehu. Bakın. He'yi çekmedik. Neden? Çünkü zamirden önceki harfin harekesi olmadığı için, sakin olduğu için, hareketsiz met harfi olduğu için elif bakın hareketsiz. nun'un harekesi var. Bu bunun metti elif. Efendim sakin olduğu için çekilmez. Enzelnâ hı olmaz. Enzelnâ hı hu Huzû Yine aynı şekilde h he, zamirdir. H'den önce hareketsiz bir met harfi geldiği için, sakin harf geldiği için h'ler uzatılmaz. Demek ki bu namaz sürelerinde gelen kelimenin sonundaki h'ler ne zaman uzatılır, ne zaman uzatılmaz? Bunun kuralı neymiş? Bu zamirlerden, H'lerden önceki harfin harekesi varsa ister esre olabilir, ister üstün, ister fetha olabilir. Bu harfler çekili, uzatılır bir elit miktarı. Ama bu H'lerden, zamirlerden önceki harfin harekesi yok ise, cezimli veyahut da hareketsiz bir met harfi ise o zaman da uzatılmaz. Efendim ne gibi? E, fihi, ileyhi, enzennâhü, huzuhu gibi. Evet. Şimdi geldik kalkaleye. Kalkale titretmek anlamında. Neyi titretiyoruz? Harfi mahrecinde. Mahrecini titretiyoruz. Dilimizi efendim o mahrecine damağımıza vurduğumuzda, dudağımızı dudağımıza vurduğumuzda efendim o harfi titretmemiz gerekiyor. Bu kalkale harfleri 5 tane. Bakın. Kaf, da, be, cim, del. Ecdadımız bunlara da bir beyit yapmış. Good budgetin, good budgetin diye bu şekilde beyt olarak e, hatırlarsak kalkalı harfleri de hangileridir good budgetin harfleri bakın good qafta b be, cedin cim ve del bu şekilde hatırlayabiliriz. Bu harfler kelimenin sonunda ve ortasında cezimli sakin olarak gelirlerse titretilirler. Nasıl titretilirler? Peki titretmezsek ne olur? Titretmezsek ne olur? O zaman bu harfler erir. Kesinlikle kalkale sıfatı efendim uygulanmadığı için burada bu harfler ve ne harf olduğu belli olmaz. Mesela örneğin ne gibi? Elif'i kafa vuralım. Kafı cezimle okuyalım. E vurdum. Ne oldu? Titretmedim. Titretmeyince bunun kaf olduğu meydana çıkmadı. Eridi. E ne olduğu belli değil değil mi? Bakın titreteyim şimdi en kalkale sıfatını burada uyguladım. Harf meydana çıktı. Açığa çıktı. Ben dedi kafım. Kaf harfi. Da harfi. En en ne yapmadım? Kalkaleyi yapmadım. Ne olduğu belli olmadı. Halbuki orada da harfi var. Şimdi titreteyim. En do ne oldu? Titre, titretmekle efendim dili damağı şu şekilde hızlı bir şekilde vurup çekmekle titrettim. En do harf meydana çıktı. Dudağı dudağa vurmakla B harfini e, e, yapalım. Elifi B'ye vuralım. Bakın E E titretmediğim için ne olduğu belli değil. Değil mi? Tam olarak harf meydana çıkmıyor. Ama şimdi titreteyim dudağı dudağa vurup ayırayım. E B. ne oldu? B harfi efendim kalkere sıfatıyla açığa çıktı. Cim de aynı şekilde mesela ecran azime el el yine meydana çıkmadı efendim eridi ama titretirsem enci enci ne yaptı? Cim harfi açığa çıktı. Yine del harfi efendim ed ed bakın titretmedim del harfi kayıp oldu. Kul huvallahu ehad Allahu samet <türüyorum> sonda ne olduğu belli değil. Değil mi? Ama titretirsem del açığa çıkacak. Kalkalı sıfatını verirsem. Kul huvallahu ehad hüsam samed lem yelend ve lem yulend dili dama vuruyoruz titretiyoruz mahrecinde harf meydana çıkıyor. Bunu da bu şekilde öğretirsek harfleri talebenin eritmemesini sağlarız. Bunlar da 5 tane kalkala harfi. Evet. Burada da ne örneklerini vermiş? Ehad falan endu'amhum el-ebtar ejra Evet. Aynı bu şekilde efendim erittik. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere.